Turpen İnşaat Taahhüt Limited şirketi Bandırma'da sektöre hizmet vermektedir. Firma inşaat sektöründeki tecrübesiyle müşterilerine huzurlu yaşam alanları sunmaktadır. Surpen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yalaz'ı sektördeki çalışmalarını mikrofonlarımıza paylaştı. Dış cephe ağırlıklı vardı, arsa işleri vardı. Ama şirketimiz 5 yıllık bir kuruluş. Yani 5 yıllık. Yani geçmiş dönem ticaret anlamında 25 yıllık bir ticaret sektörümüz var. İnşaat anlamında eskiden biliyorsun inşaatçılık kooperatifleşmeydi. Şu anda yapsata döndü. Aşağı yukarı şu anda bizim 20 daire, 30 daire, 40 daire, 14 daire, 12 daire. Bu sefer diğer kollarımızı hafiflettik. Daha çok yapsat, reaksiyon değişik, daha konsept büyüme anlamındaki bir adımları attık yani. Ekonomi bu şekilde devam ettiği sürece biraz daha trendi yükseltme lüksümüz var yani. Ertan Yalaz'ı konuşmasında inşaat sektörünü değerlendirerek çalışma belgelerinin önemini vurguladı. Biz çocukluğumuzdan beri inşaatın içindeyiz. Yani değişik aşamalarla. Hani nasıl? Geometrik, matematik, pratik, zeka. Dördünü beşini yakalaman gerekiyor. Sırf masa başında veyahut da sırf uygulama değil. Beş reaksiyon bir araya olursa olur yani. Benim cebimde param var, getirdim ustayı, yapsın. Ne oldu? Değişen bir şey olmuyor. Yani bir düzen gelmesi gerekiyor. Herkes bildiği işi yapması gerekiyor yani. Ana temel zaten bilgi tecrübesi olması gerekiyor. İşte dedi ki geometrik, matematik, pratik, zeka hepsi bir arada olacak ki şeyleri tutturabilirsin. Bir de şu anda biliyorsun müteahhitlik anlamı belgen ve numaran olması gerekiyor. Bakanlığın verdiği. Bunlar bizde mevcut. Şu anda herkeste mevcut değil. Bunu da bir aşamayla alması gerekiyor. Varsa o deneyim alması gerekiyor. Yoksa almaması gerekiyor. Onun yukarısını dengeleyeceği olay. Bu yılbaşından sonraki reaksiyonlar önemli. Ha ne yapacak? Tamam kasap inşaat yaptıracaktır belki bana bu ama berber. Uzun bilen kişiye o zaman havale edecek. Yani müteahhitte veyahut da müteahhitlik numarası belgesi olan bir kişiye. O da aşamalı olacak. Nasıl aşamalı olacak? Yani, o da bir seferde oturmayacak yani. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani genel toplumsal anlamında da. Alıcıda, satıcıda, vericide. Yani hepimiz yani bundan nasıl anlatayım sana 7 ay önce bakkaldan cikleti zor satarsın. Daireyi o kadar kolay satıyordun yani. Ertan Yalaz'ı kentsel dönüşüm projeleri hakkında görüşlerini belirtti. Çünkü kentsel dönüşüm akıllı bir proje, sağlıklı bir proje. Şimdi bugün Bandırma'yı gezelim. %70'inde isken yok. Yani açalım Kırıköy projeyi, o mahallenin haritasını, 3 katlı bina var arsada baktığında ama projede aldığın imar şeyinde arsa görüküyor. Bu %70 ne demek? Ha dönü geçtik, tamam yapıldı ama bina 25-30 yıllık. Yani bir demir bir çimento 20 yılda ömrünü bitiriyor. Yani akıllı düşündüğüm zaman, yani kimisi 30 yıl diyor, kimi 35 yıl diyor ama genel ortalama o geçmiş teknolojiye göre, geçmiş yapılan çimento ve demire göre konuşuyorum. Şimdi bugüne göre konuşanlar 30-35 yıl diyor. Ama bizim bundan 20 yıl önceki teknolojimize göre ki çimento demirin kıyaslayabilir misin 30 yıl diyebilir misin? Diyemezsin. 20 yıl. Ya bina 25-30 yıl olmuş. Ya ne demek kentsel dönüşüm? Akıllı. Çünkü kişisel ikna edemezsin ama toplumsal ve kümesel anlamda ikna edebilirsin. Ertan Yalaz'ı arsa hak sahipleriyle yaşadıkları sorunları şöyle değerlendirdi. Biz daha il ve büyük şehir olamadığımız için bugün bir Bursa'da bir İstanbul'a gittiğinde binlik ölçekler vardır. Binlik ölçek ne demek? İmar durumu hazır demek. Yani o arsaya inşaata başlayabilirsin. Olay belli ama bizde bir arsa var işte 800 metre diyelim. 20 tane hissedar var. 5 tane şuur var. Nasıl bunu dengeleyeceğim? Birini satın aldın. Birine daire verdin. Adamın 17 metre yeri var. Hadi bakalım kaç para vereceksin? 17 metre yere bir daire istiyor adam. Ya parasal vursan 1 milyar yapmaz. 100 milyar para istiyor. Hakkı da savunamıyorsun. Adaleti de savunamıyorsun. Derdini anlatacak merciğin de yok. Yani bu sefer haksız ikna etmeler oluyor yani.
Bunlar da oturuşması lazım. Hak değer anlamında. Fazla verirsen bu sefer o zaman adaletsiz bir şekilde ne yapman gerekiyor? O sefer ona yapacağın işlerde çalman mı gerekiyor? O da olmaz. Bugün bir müşterimiz geliyor veyahut da arsa projeyi açıyoruz. Bak senin yerin bu kadar. Taslak üzerinde bu kadar çıkacak. Bu kadar bir çalışmamız var. Anlatamıyorsun, izah edemiyorsun. Ya benim yerim değeri bu diyor. Yani orada olayı çözemiyoruz yani. Olaya iyimser bakmak gerekiyor. Yani her kötümser bakmak bir olayı çözmez. Ama iyimser ne demek? Ya şimdiki kötümser şu tarafına bakıyor. Ya bu kadar bina dikecek. Ya ne olacak, bana bu kadar para versin ya. Ya bu kadar para kazanıyor. Olaylarına getiriyor. Kimisi gıcıklığına yapıyor. Kimisi nedene yapıyor. Kimisi profesyonel bakmıyor. Bu sıkıntı büyük yani. Bu nasıl aşılır bilmiyorum yani. Ertan Yalazı şehir planlamasının önemine değinerek şunları söyledi. Şehircilik ne dersen, şehir planlaması ne dersen, şehir planlamacık binlik ölçek ve çok profesyonel insanlar gerekiyor yani. Her yerde o şehir planlamacıları bulmak çok zor. Yani bazı yerlerde var, o şehrinde şansı güzel. O beyinsel anlamda güzel, ekip anlamında şehir planlamacısı o belediyeye, o şehre, o ile ilçeye geldiyse güzel bir insan. O ilçe, o şehir zaten girişinden belli oluyor. Yani burada bir şehir planlamacı, bir mimar var demek oluyor yani. Bizde o sıkıntıları var yani. O sıkıntılarımız var, o sıkıntıları çekiyoruz.